20 yıldır üretim ekonomisine niye geçilmedi? Çünkü bazı şartların hazırlanması gerekiyordu. Neydi o şartlar? Mesela yolların bitmiş olması gerekiyordu. Ya yol bu kadar, yol yaptılar, yol yaptılar diye anlattığın şeye Amerika eyaletler arası yollar için milyarlarca dolar para harcadı. Milyarlarca dolar ve 20 yıl sürdü. 20 yılın sonunda milyarlarca dolar para harcamanın sonunda dedi ki otoban altyapımız bitmiştir. Şimdi artık biz bunun üzerinden ekonomiyi inşa edebiliriz dedi Amerika bile. Şimdi Türkiye'de o süreci böyle atlattı, bu bir. O köprülerin yapılması lazımdı abi. O sanayi, organize sanayilerin kurulması ama o kurulan organize sanayilerin birbirine bağlanması lazımdı. Ondan sonra işlerin olması lazımdı. Sonra dünyadaki ekonomik model, sıcak para akışı meseleleri, o 2008'deki durum. Biz 2008'e gelene kadar IMF programındaydık. Ali abi bak bu çok önemli. 1998 yılında Türkiye IMF programına girdi. 2008'de çıktı. IMF'ye borcu kapatmaktan söz etmiyorum. Bağlı olduğun, söz verdiğin, imza attığın programdan çıkışımız 2008'di. 2008'de zaten sen en önemli prangalarından kurtulmaya başlamışsın. Son borcu ödediğinde tamamen özgürleşmiştin. Şimdi 2008'e kadar zaten bunu konuşamazdın bu ülkede abi. Bu çünkü niye? Finans kapitale bağlıydın. Söz vermişti senin Merkez Bankan, bütün meclisin. Demişti ki finans kapitale, biz Merkez Bankası'nı özerk hale getireceğiz. Daha fazla özerk hale getireceğiz. Faiz indirirken size sormadan indirmeyeceğiz. Faizi kendimiz tek başımıza yükseltebiliriz. Bak bu anlaşma buydu abi. 98'de attılar bu anlaşmayı. 2008'e kadar Türkiye böyle yönetildi. Yani benim derdim başka bir şeydi. O yani niye geçmedik? Geçemezdin ki. Geçemezdin. Sonra 2013'te geçmeyi denedik. Geçemedin. Niye? E dedi Erdoğan yalnızım diye. Sarılmış. Onların temizlenmesi, bürokrasinin hazırlanması, altyapının hazırlanması. Sen ne demek olduğunu biliyor musun? Kaç tane mahkeme? Bak ben sana Türkiye ile ilgili bir şey anlatayım kardeş. Öyle zannediliyor ya hani. Ya bak bu ülkede diyorsun ki tırlar birikti gümrük kapılarına. E tamam X-ray cihazı koyun. Koyamazsın diyor gümrük müdürü. Niye koyamam? Bu kapı elle muayene kapısı diyor. Ya koy X-ray cihazını, hızlı geçsin işte insanlar. 90 dakika sürüyor bir tırın geçmesi. Millet birikti. Bir de öbür kapılarda kapandı, buraya yığıldı. Koysana X-ray cihazını, 1,5 dakikada geçsin. X-ray'den bakılsın. Olmaz. Niye? Yönetmelik öyle. 1961'den kaldı. Kapı elle muayene kapısı. Ay senin ya. Değiştir o zaman yönetmeliği. Olmaz. Kanun gerekiyor diyor. Allah hadi git meclise. Tek başına iktidarda partiye git. Meclis'te değiştirin kanunu kardeşim. Değiştirdik kanunu. Yaz yönetmeliği. Yazdık yönetmeliği. Sen yönetmeliği yazdın, kapıya gidene kadar CHP gitti Anayasa Mahkemesi'ne kanunu iptal ettirdi. Allah'ım hadi geri dön bir daha. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın? Bak nasıl yönetiliyor devlet, görüyor musun? Geliyorsun al diyorsun, yönetmeni değiştirdim, kanunu değiştirdim. Koy X-ray cihazını. Koymam. Niye? Senin kanunu Anayasa Mahkemesi'ne iptal ettin. Lan niye iptal ettiriyorsunuz kanunu? Olmaz. Bunlar diyor büyük miras. İhtilalin, 60 ihtilalinin o ulu hatırasına saygısızlık o zamanın kanunlarını değiştirme. Bırak Allah'ını seviyorsan. La geçsin tırlar işte diyorsun. Yok kardeşim diye olmaz. Büyük hatıraya saygısızlık. Bir gecede neyi kaçırdınız? Yapamazsınız. Bin tane dedikodu dönüyor. Gazete manşetleri yağıyor. Devlet öyle yönetiliyor. Kolay mı bir şeyi yaptı? Tek adam verdi. Ha sen öyle zannet. Yaptı, imzayı gitti. Neler var? Nasıl baskılar var? Bunu bir kavrasa sonra gidiyorsun adama diyorsun ki kardeşim seni var ya al diyorsun gümrük bakanı bunu alsın görevden, alıyor görevden o müdürü, koyuyor X-ray'i, müdür gidiyor idare mahkemeye, geri geliyor memur 657'ye diye tabi. Tak göreve iade, geldim diyor, sök bu X-ray'leri diyor. Bak neyle uğraşıyor devlet? Anladın abi mesela öyle ben yapsaydın o zaman yani sen ya sen apartmanın da kofra değiştiremezsin bir saatte. 5 tane adam var, 5 tane daire var. Kofrayı değiştireceğim de bak bakayım ne oluyor. O da bir şey söylüyor, ben zaten kiracıyım, ben çıkacağım. Bana ne mal sahibi yapsın diyor, onu yapacağım. Ben kentsel dönüşüme gireceğiz, girerim ismini kofra. Ya kofrayı değiştiremiyorsun bir saatte, bir haftada apartmanda. Niye? Ya olmaz öyle, yapsaydın o zaman 2013'te, 2011'de 20 senedir yapmıyor. Zaten onun için uğraşılıyordu. Yolu, köprüsü, tüneli, tren yolu, limanları, ondan sonra kanunu, bürokrasi, adamları, organize sanayi bölgesi, onların birbirine bağlanması. Hadi yap sen bir günde bunları ne kadar para istiyorsan vereceğim. Değil abi öyle işte. Bunun sancısı. Bak Türkiye'de mevzu şu, Merkez Bankası'nı faiz, 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 faiz diye bastırıyorlar. Niye? Benim param var diyor, paradan para kazanacağım diyor. Devlet de diyor ki ona Allah aşkına diyor bu parayı yatırıma çevirsene. Fabrika kur, borsaya git, ya birine ortak ol.
Ya birine sermaye ben senin KGF'le sermayenin garantinin altına ne istiyorsun? Faiz istiyorum diyor adam. Senin TÜSİAD'çın bu. Anladın abi? Senin holdingin bilmem neyin bu adam. Anladın abi yani bunu bu kavgada nasıl durmazsın emperyalizme karşı? Bırak abi Erdoğan'ı falan. Ne Erdoğan'ı? AK Parti Erdoğan, Erdoğan değil bu. Ya emperyalizme karşı büyük kavga, sömürüye karşı büyük mücadele. Dursana şurada. Dur ver kavganı. Sonra git kime istiyorsan oy ver. Ama burada dünyada insanlığa karşı en onurlu, en şerefli savaşlardan biri var. Dursana şunun karşısında. Dava istiyorsun ya abi. Anti-emperyalistsin ya. Gençsin ya. Lafı soktum çaktım şeyindesin ya. Düşünüyorum sorgulayan gencim ben. falan diye. Al sana anti-emperyalist kavga. Var mı cesaretin? Gelebiliyor musun Amerika'ya karşı koyabiliyor mu? He? Avrupa krallıklarına, Avrupa bankalarına isyan edebilir misin? Faizcilere, holdinglere itiraz edebilir misin? Karşılarına geçebilir misin? Hadi lan sömürgeciler diyebilir misin? Sorgulayan gencim ben falan. Gel abi anti-emperyalist kavga var. Gel girelim kavgaya çok hevesliysen. Anladın abi meseleyi. Ah be abi, ah be canım ya, ah be canım, neyin kavgası veriliyor bu ülkede, nelerin kavgası veriliyor bu ülkede, şu kadarcık haberiniz olsun, bu kadar kötü niyetli olmayın, azıcık bir iyi niyetle bakın meseleye, göreceksiniz ya. Abi yeni de değil kavga, senin Ecevit'ine de Johnson mektubuyla böyle eziyet ettiler abi, yapma Erbakan'a da böyle eziyet ettiler, yapma yapma İsmet İnönü'ye de böyle eziyet ettiler. Ya bu ülkenin bütün cumhurbaşkanına, başbakanına dolarla vurdular, vurdular, eziyet ettiler, değiştireceğiz, ele geçireceğiz, bana aitsin diyorlar. Bak Sağlık Bakanlığı neyle uğraşıyor? İlaç şirketleri pahalı ilaç satacağım diye ilaçlarda organizasyon çekiyor. Yapma canını yediğim abi. Bak bu devlette ne oluyor? Diyor ki yerli milli kömürümüzle enerji üretelim, açığı şimdilik kapatalım diyor. Ortalığı ayağa kaldırıyor Alman vakıfları. Çevreciyim ben, kömür istemiyorum diye. Kömürle santral istemiyorum diye millet orada bağırırken senin Cumhurbaşkanı'nın, Enerji Bakanı'nın önünü kesiyorlar İngilizler, Almanlar. Sayın Bakanım, İngiltere'den alırsanız kömürü Almanya'dan bu çevreciler susarlar diye. Görüyor musun tezgahı abi? Sen bu tezgahta dursana lan emperyalizmin karşısında. Yap bunu ne olur. Sonra git kime istiyorsan oy ver. Hangi partiye oy ver. Önemli değil. Bunu anlatamıyorum ben yani. Yani bu burada bizim tak diye ayılmamız lazım. Hemen hemen ayılmamız lazım. Ama nerede? Ama nerede? Ayıp anlamıyorum. Olmaz ama yani.